Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir amca? Erdoğan. Başka Neden var Erdoğan? Mı? Başka adam var mı? Başka adam var mı? Allah ömrün uzun etsin. Bir günü varsa Allah ona versin. Amin. Düşmanlarımıza Allah kahri perişan etsin. Peki, teşekkür ederim. Her zaman Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? En iyisi daha iyisi yok olmadığı için. Bir Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Valla biz çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Hizmetlerinden dolayı çok memnunuz. Temenni özünüz inşallah gene devam edecektir inşallah. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle. Kemal. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan çok işler başardı. Bu ülkede yapılamayacak şeyler yaptı. Ondan dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Tabii ki reis. Neden reis? Adam gibi adam da onun için. Tayyip Bey. Cumhur İttifakı'ya tabii ki de detaya girmeyeceğim. Kılıçdaroğlu. Valla benim Cumhurbaşkanı adayım şu anda CHP lideri Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam size? Valla artık değişim zamanı gelmiştir. Yani bu memleket bu kadar acıya tahammül ediyorsa bir yerde bir dönüş yapması lazım. Ben bildiğimi atacağım ben. Peki, hadi HDP'ye vereceğim. Peki HDP bir aday çıkarmadı biliyorsun. Yok çıkmadı. Çıkmadı aday çıkmadı CHP'ye vereceğim. Kılıçdaroğlu. Peki evet. Neden Kılıçdaroğlu diye ya sorsam bu sana? Bu yeni dönem ben dedim biraz yenisi olsun. Bu yani bu durumda nasıl olacak? Bu eksiklik bu Türkiye'ye geldi zamları üzerinden. Bakalım ne olacak? Yani bu fakirlerin hali biz düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle tercih ediyorum. Hemen size sorayım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet, Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani yeter artık. 20 senedir bu iktidar gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce de AK Parti'ye oy verdik ama yeter artık. Peki AK Parti'ye oy vermekten sizi vazgeçiren şey ne oldu? Ya birçok şey yani hayat zorluğu, ekonomi birçok şeyden ötürü. Reis başka olamaz. Neden reis diye sorsam size? Ben 70 yaşındayım. Siz daha belki de doğmamıştınız. Biz neler gördük? Hazinedardan bu yani geçemezdik arabayla. Ben taksicilik yapıyordum. Parsellerden Edirne kapıya giderdik su almaya. Vallahi billahi ben oruçluyum namaza gidiyorum. Allah biz neler olsun. Gördük hemşerim. Siz daha bir şey görmediniz. Şimdi ki gençlere benim de oğlum var. İki tane de benim oğlum. Diyorum oğlum biz böyle neler gördük. Baba diyor onlar o zamanıydı. O zaman diye bir şey yok. Bak şu memleketi inşallah şu seçimi de alsın da ondan sonra ne olursa olsun. Şu memleketi dünya üstümüze geliyor. Ya dünya. Dünya üstümüze geliyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Niye? Tayyip Erdoğan gelsin de ne olursa olsun. Ya böyle bir şey olur mu ya? Hepimiz Türk'üz. Hepimiz bu memleket için yaşıyoruz ya. Bayrağımız için ya. Bayrağımız için. Her şeyimiz için ya. Vallahi ne bileyim. Cenab-ı Allah'a kurban olurum. Hangi sayılıysa onu versin. Gel reis. Tayyip. Neden Tayyip diye sorsam? Vallahi her şeyi yapan o, başkası değil maalesef. Adam köprüleri yaptı, yolları yaptı, her yeri yaptı. Hala bizim insanlarımız o kadar nankör ki iyilik yaramıyor. Açız diyorlar, lokantalardan, şeylerden çıkmıyorlar. Ya kusura bakmayın hiç kimse aç değil. Avrupa'da bu şekilde. Yani sadece bizim ülkemiz değil. Bu kadar. Tayyip Erdoğan tabii. Neden Tayyip Erdoğan? Aleyküm selam. Tayyip Erdoğan iyi bir adam abi. Başka dayı bu dünya kimse gelemez. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Bilmiyorum valla. Arabi. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Erdoğan. Neden Erdoğan diye sorsam kısaca. Ondan başkasını yöneteceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan başka adam var mı? Neden Tayyip Erdoğan? Tabii ya başka adam var mı ki? Teşekkür ederim. Hiçbirine vermem. Seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Niyesi niye? Kim tek başka var mı ki? Kimdir o? Erdoğan. Neden Erdoğan? 20 senedir kalkındırdı buraları Türkiye'yi. Şekil değiştirdi. Bunları bilmeyen zaten Türkiye'de durmasın. Kemal Kılıçdaroğlu abi. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü artık bir değişiklik olsun abi. 20-21 yıldır Erdoğan yönetiyor. Adam çalıyor kardeşim. Adamın diploması bile yok. Adam illegal yollarla diplomasını getirip çıkarmış. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi iyidir, iyi adamdır. Cumhurbaşkanı. Erdoğan diyorsun. Erdoğan. Peki neden Erdoğan diye sorsam neden size? Neden Erdoğan? Ya dünya liderine daha ilerisine neyisini daha araştırıyorsun ya? Dünya lideri ya. Öbürleri ne olmuş da daha bu zamana kadar ne yapmışlar? Bir çöpleri mi var ya ortamda ya? Teşekkür ettim, iyi günler. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Şu anda onunla baş kimse yok ya. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız HDP hangisini dese biz onu deriz. HDP bir aday çıkarmadı biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta kime oy kullanacaksınız? HDP neresi dese biz daha anlaşmamışız. Peki, HDP Erdoğan işaret ederse oy kullanır mısınız? Valla HDP nereye işaret ederse biz ona kullanırız. Ben teşekkür ederim. Size sorayım merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Şu anda belli değil. Yarın sabah uyandık seçim kullanacağız. Kime vereceksiniz? O zaman düşüneceğim. Düşünmedik. Evet, düşünmedik. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu yeni Türkiye inşallah bir iyi duruma sokar. Şu ana kadar iktidarda olan parti ekonomi ondan sonra her şey pahalı oldu.
Millet geçinemiyor. Ondan dolayı Kılıçdaroğlu bir deneyelim. Selahattin Demirtaş. HDP bir aday çıkarmadı. Demirtaş da aday değil. Siz 14 Mayıs'ta kime oy kullanacaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacağım. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Yenilik olsun. 20 senedir çektiğimiz eziyet yeter diyorum, o kadar. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Abi biraz da oy etsin ya. Yani nedeni yok. Adam doğal yoksulluk görmüş. Yani nasıl nerede davranacağını biliyor. Öyle. Yine. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Aslı. Çok hizmet ediyor çünkü. Çünkü ben ondan memnunum. 20 senedir memnunum. Allah'a şükür olsun. Yine memnunum. Öbür kere de hayır çıkmaz. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst adam. Dürüst adam canım. Kılıçdaroğlu. Siz neden Kılıçdaroğlu diyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Sizin adayınız. Siz de mi Kılıçdaroğlu? Tabii. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Kim olacak? Cumhurbaşkanı adayımız belli. Kimdir o? Devam aynı, yola devam. Sizin adayınız kimdir? Aynen. Teşekkürler. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan tabii. Neden Tayyip Erdoğan? Kendim Rizeliyim, o da Rizeli'dir. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? İşimiz var şimdi canım. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Seviyorum onu, ülkesini seviyor, ben de onu seviyorum. Teşekkürler, size soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan değil. Kimdir o zaman? Kim olursa olsun o değil. Başka kim kaldı? Kılıçdaroğlu kaldı. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Tayyip Erdoğan'ın haricinde herkesi. Bir nedeni yok. Tek neden Tayyip Erdoğan. Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum. Peki neden Kılıçdaroğlu? Yani bir değişiklik olsun yani. Yani illaki hep aynı şey takip etmenin gereği yok. Bakalım bir değişiklik olsun. Hemen olsun yani. Olsun söyle. Olsun. Bir değişiklik olsun. Ya batırır ya yatırır, artık bakarız. Bizimi Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Neden Tayyip Erdoğan? Düşenlerin yanından depremler görüyorsun. Bizlere de şey yani bizi komple aylan Tayyipçidir. Teşekkür ettim. Anket yapıyorum. Merak ediyor vatandaşlar. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Sevdiğim için. Peki teşekkür ettim. Ya bakalım şu soru. Ne hangi? Medyali TV. Cumhurbaşkanı adayınızı soruyorum. Efendim? Medyali TV. Medyali TV. Cumhurbaşkanı adayınız. Ben Netanyahu ne veririm? Tayyip Erdoğan. Netanyahu. Netanyahu. He. Peki. İsrail Devlet Başkanı. Teşekkür ederim. Ben de. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Görmüyorsun memleket. Her tarafta suyuyla, toprağıyla, yoluyla, hastanesine, postanesine, her şeyine Tayyip Erdoğan. Başka var mı? Yok. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Peki, neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Türkiye çok iyi mi sizce? Türkiye çok mu iyi? Ben emlakçıyım. Ben bazen Yunanistan'da emlakçıyım. Bütün evleri ben Suriyelilere satıyorum. Neden satıyorum halk başkasına? Neden ben bu daireleri satıyorum? Neden kendi halkıma satmıyorum? Bence iyi düşünün. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Tayyip gitsin de gerisi önemli değil. İnce. Teşekkürler. Fatih Erbakan. Kendisi Cumhur İttifakı'na katıldı biliyorsunuz. Erdoğan mı diyorsunuz? Aynen. Peki neden Erdoğan diye sorsam? Efendim? Vallahi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Sizin adayınız kimdir? Cumhur İttifakı. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yeter artık, birini değiştirmemiz lazım. Bir devlet değişmesi lazım. Yoksa bu iş çok zor. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Neden mi? Bu ülkenin halini halini görmüyor musunuz? Yani hepimiz görüyoruz. Çok geçim zor. Geçinmek o kadar zor ki yani kuru ekmek alamayanlar var yani. Bu ülkede her şey satıldı. Bütün fabrikalar kapatıldı. Ya bunları görmemek yani mümkün değil yani. Mümkün değil. O yüzden Kılıçdaroğlu çaremiz. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan çünkü yapılanları biliyoruz. Adam hizmet etti. Biz hizmete oy veriyoruz. Vatanı için ekonomi önde ama vatan da lazım bize. Vatan olmayınca ekonominin ya para bulunur. 3 sene sonra bulunur, 2 sene sonra bulunur. Ama Recep Tayyip Erdoğan devam ederse daha iyi olur. Ötekiler geldiği zaman sıkıntılar büyür. Teşekkür ettim. Kendi kendileriyle anlaşamıyorlar birbirleriyle. Hemen size de soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ne? Amca ben soruyorum. Bu soruyu sen bana. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sen bana cevap ver. Benim Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ya yenilik olsun kardeşim, artık yeter. 20 yıl doğan çocuk 20 yaşına geldi, askerliğini bitirdi. Halen baştalar. Ne verdiler? Bir şey vermediler. O kadar deprem bölgelerine ne gitti? Hiçbir şey gitmedi. Televizyondan görüyoruz. Dinliyoruz. Halen daha olsun, halen daha olsun. Ne olacak olup? Yeter. Her şeyin bir yeteri var. Değil mi? Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Ediyorum. Sağ ol. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Daha güzel, daha olumlu konuşmalar falan. 10 numara adam ya.
Bizim adayımız HDP. Peki HDP bir aday çıkarmadı biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy kullanacaksınız? Cumhurbaşkanı aynı Selahattin Demirtaş. Demirtaş aday değil. Evet. Kime oy kullanacağız? Demirtaş aday AKP. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Selahattin Demirtaş. Peki. Demirtaş aday değil, HDP'de bir aday çıkarmadı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy kullanacaksınız? Şu anlık bir fikrim yok. Hırsızlara vermeyeceğim. Hırsızlık yapana. Peki bu bir seçim anketi, bir isim söylesen. Kimi söylersin? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst, namuslu adam. Baksana, gecekondu gibi bir evi var Edremit'te. Bu adam dünyaları sattı yedi ya. Teşekkür ettim. Recep Tayyip Erdoğan. Peki, neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam size. Yaptıkları hizmetler göz önünde. Güveniyoruz kendisine. Oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Dürüst geliyor. Dürüst. Çok dürüst bir insan. Yani geçen seçimde de CHP arkasında durmadı kendilerinin ama bu seçimde inşallah güzel olacak. Güzel şeyler olacak. Sonuna kadar Muharrem İnce. Vallahi kim hayırlıysa o olsun. Peki, sizin için kim hayırlı? Bizim için yine Erdoğan. Peki neden Erdoğan diye sorsam size? Vallahi bakıyorum yine en iyisi o yapıyor. Öbürleri ne yapacak? Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi günler diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Peki, neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam neden size? Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları ortadadır. Görüyoruz her şeyi. Söz verdikleri gibi değil. Söz yaptıkları ortadadır her şey. Benim Cumhurbaşkanı adayım şu anki Cumhurbaşkanıdır. Erdoğan diyorsunuz. Evet Erdoğan. Peki, neden Erdoğan diye sorsam size? Onun dışında bu ülkeyi kimse yönetemez. Onu söyleyeyim açık ve net bir şekilde. Ülkenin geleceği onun elinde ve o kişi gitsin ülkenin Halit Perma perişan olur. Şu anda kararsızız. Tamam şöyle sorayım sana. Heh. Yattık, sabah kalktık, 14 Mayıs gelmiş. Tamam. Kim oy kullanacağız? Geçmelere göre. Şimdi şu anda kararsızım. Bu akşam yatıyorum, sabahleyin kalkıyorum, fikrim değişiyor. Acaba doğru karar vermek lazım. Muhakkak bir oyumuz var, onu bir yere kullanacağız. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorayım? Dürüst bir insan, onun için. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst adam. Dürüst yani kırkız deyip şey değil, taraf değil, demokrasi, insan hakları. Bu imansız deyip şey kalmamış ki. İmanı satın insanı. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Her şey yaptığı için. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Sevdiğim için. Tayyip Erdoğan'a vereceğiz, başka kimse. Neden Erdoğan diye sorayım sana? Başka kimse yapamaz ondan başka. Biz Tayyipçiyiz kardeşim. Teşekkür ettim. Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? Yani Tayyip olmasa başkası olsa abi. Yani ha Türkiye bitmiş ha o gelmiş gitmiş. Benim Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Daha bana ciddiyetli geldiği için, daha düzgün görüşleri olduğu için, daha inanç bana verdiği için o yüzden onu düşünüyorum yani. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? İyidir. İyi. Önce HDP'den Kılıçdaroğlu açacağım. Bilmiyorum tarafsızım ben daha. Yarın 14 ama... Mayıs geldi. Kim oy atacağız? Söyle yani... söyle korkma. Niye korkayım ki? Korkma. Söyle. Korkmuyorum. Niye korkayım? Ya neyse ben o, yok. Neyse o. Size soralım o zaman. Sizin adayınız kimdir? Biz Tayyip Erdoğan yanındayız. Neden Tayyip Erdoğan diyorsun? Ben seviyorum. Memleketimizi seviyorum. Teşekkür ettim. İyi günler. Sizin adayınız kimdir? Abim de aynı Malatyalıyım. Aynen AK Partiliyiz. Allah'ın izniyle. Kazanacağız inşallah. Adayım Erdoğan. Neden Erdoğan? Başka adam yok ki. Vallahi benim Cumhurbaşkanı adayım gerçekten ben normalde dediğim gibi ben AK Partiliyim ama doğruların yanındayım. Adaletin olduğu yerdeyim. Hataları da var, yanlışları da var. Ama bu seçim için tabii önemli bir seçim. 2023 seçimi Kılıçdaroğlu da güzel bir adaylığını koydu. Bu sefer güzel bir şey yapmayı düşünüyorum ama olur mu olmaz mı bilmiyorum ama onu bir Yunus Emre'nin bir sözü var ya abi. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Bu sözde Kılıçdaroğlu da söylemişti bunu. Ha daha önce de biliyorduk tabii o ayrı bir şey. Seçim çok önemli abi. Ben kendi adıma demiyorum ama bir oy bir oydur tabii ki de o ayrı bir şey. Ne vereceğiz o bir oyumuzu? Vallahi bu oyu da gizli saklıyorum ya gerçekten. Bu bir seçim anketi şimdi. Ya. Kime oy vereceğini ben merak ben ettim. Dediğim gibi ben AK Partiliyim açık konuşayım ama ben dediğim gibi doğruların yanındayım. Yanlışların da hataları var. Ama şöyle AK Parti gibi yine duruyor ama bu sefer kendim bir değerlendirip analiz yapıp tekrar farklı da oyum olabilir. O zaman seni kararsız işaretlerim anketi. Aynen öyle. Şu anda önde olan kim bilmiyorum ama size göre ama ama şununla da söyleyeyim abi ya dediğin gibi bir oy bir oydur ama ekonomi şeylerimiz gerçekten çok sıkıntı. Artık vereceğimiz kişiyi iyi bilmemiz lazım. Benden bu kadar. Son kez bir söz de söylemek istiyorum izin verirsen. Yunus Emre diyor ki ilim ilim bilmektir diyor. İlim kendin bilmektir diyor. Sen kendini bilmezsen bu yan iyice okumaktır diyor. İlim olmasa bilim olmaz. Bilim olmasa ilime hiçbir zaman ulaşamazsınız. O yüzden bu sözü neden vurdum? Bu sözü ilimle bilimle iyi araştırarak
çalışarak devam edersek gerçekler ortaya her zaman çıkar. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kadar, rica ederim. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Daha iyi, yöneti daha iyi için. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Abi aklı zekası çalışan adam Muharrem İnce'ye verir, ben öyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Sürmeye gerek var mı kardeşim? Yani hastanesiyle, yoluyla, köprüleriyle, ne bir camileriyle, yani daha bunu sormaya gerek yok. Yani vatanına hizmet etmekle, hani dünya lideri, yani Türkiye'nin lideri, dünyanın lideri, ya dünyanın lideri. Dünkü burada konuşmayı izledin mi CHP'lilerin? Ne deyi? Biz bedenimizi isterinden beraber yaparız deyi, affedersin, istersek kurdaj oluruz. Yani utandım, kaçtım ya. Bu seçim anketi amcam. Cevabınızı aldım. Çok teşekkür Allah, ediyorum. Sizden de Allah razı olsun. İyi günler diliyorum size. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu dürüst ve namuslu bir insan. Kılıçdaroğlu. Sizce neden? Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst olduğu için. Ya dürüst olduğun için seviyor çünkü. Teşekkür ederim. Şu anki sistemde değişim şart diyorum ya. Bu bir seçim anketi. Bana bir isim verseniz kimi söylersiniz? Ya ben sosyalist olduğum için. Anladınız yani. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Gerçi gönlümüzde bir adam var, o da şu an rehin maalesef. Yarın önce inşallah ona kavuşuruz. Yapacak bir şey yok. Kendine bakın. Siz kimsiniz ya? Biz Medyalı TV'yiz. Anket yapıyoruz. Ne diyor? Cumhurbaşkanı adayınız kimi? Vatanını, milletini seven herkes Cumhurbaşkanı adayı olsun. Biz vatanını, milletini, ırkçılığı, bölgülüğü, ırkçılığını sevmeyen bir adamız. Kime oy atacağız? Kime oy atacağım? Vatana hizmet eden her zaman arkasında. Kimdir o? Belli. Söyle bana yani, bir isim söyle de yazayım anketi. Hedef belli, yurt belli. Peki sizin adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. Peki kendisi aday değil biliyorsunuz ve HDP bir aday çıkarmadı. 14 Mayıs seçimlerinde kime oy kullanacaksınız? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Peki, neden Kılıçdaroğlu? Yeter artık ya. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam size? 21 yıl yeterli. Yani kim olursa olsun, hangi konumda, hangi ideolojide olursa olsun 21 yıl yeterli. Tüm dünyadaki ülkeler için de aynısı geçer. 21 yıl yeterli. Bu siyaset bir meslek değil. Bir meslek değil. Dur soralım. Tayyip'ten başka. Size soralım. Sizin adayınız kim? Tayyip'ten başka yok. Sizin adayınız kim? Bürcülüğe mi vereceksiniz onu ya? Sizin adayınız kimdir? Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan diye sorsam? Başka dünya lideri. Kılıçdaroğlu gelip de PKK'ya hizmet edecek değiliz. Altı parti bunlar. Devlet mi kuracaklar bunları? Kandilli'ye mi hizmet edeceğiz? PKK çıkarıcı, onlar tekrar çıkarıcı hapiste şeyleri, Fethullahçıları, bir Demirtaşçı çıkarıcı, hepsi çıkaracaklar onlar. Teşekkür ederim. Hadi Allah'ın emanet. Sizin adayınız kimdir? Benim Erdoğan. Neden Erdoğan? Rakip görmüyorum karşısında. Yani karşısından bir ışık alamıyorum hiçbir şekilde. Elimizdekileri de alırlar diye korkuyorum gerçekten. Gelirlerse yani. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan olduktan sonra başka ne diyor? Peki, neden kimden Tayyip Erdoğan? Kimden ayağına kalkıyor? Ondan başka kim cumhurreis olacak? Teşekkür ettim. Ha, öteki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu neydi? PKK'yı korkuttu. Teşekkür ederim. Türkiye'nin Diyarbakır'da şimdi yersen PKK bayrağı yokydu. Nabrız'da PKK bayrağı dalgalandı. Hemen başka amcalarıma da söyleyeyim. Teşekkür ettim. Size soralım. Dur, sakin ol. Sırayla soruyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya adam turist. Değişikliğe ihtiyaç var. Bugün şöyle damat, torunum bugün doğsa 40 sene borçlu gidecek. Ya bu kadar olmaz kardeşim. Ben yemin ediyorum AK Parti'ye iki sefer oy verdim. Şimdi niye vazgeçtin? Pişmanım. Elinde Kur'an, dilinde yalanla memleket idare edilmez. Bitti. Size sorayım, sizin adayınız kimdir? Kardeşim, niçin biz de verdik? Şimdi baktım ki adalet, demokrasi, hak, hukuk diye bir şey yok. Ben ona oy verirsem vatancı oldum, vermesem vatan haincili oldum. Öyle herkesi kucaklama devri şimdi. Bak Cenab-ı Allah bir felaket verdi. Hep kardeş olduk orada Ada, değil Dürge, mi? Hepimiz İnönü'ye, koştuk Ada, ya. Dürge, İnönü'ye, hep koşacağız. Ayak diyen adama ama ben oy vermem. Değişikliğe ihtiyacımız var. Ben de Kılıçdaroğlu'na düşünüyorum. Ada Dürgen'in inanıyor. Ayaş diyenden eğer ölüden ile ölünün arkasından konuşana oy vermem. O Müslüman değildir. Teşekkür ettim. Bitti. Çok sağ olun. İyi ne günler. Ne deli seni bu? Bu Medyalı TV, YouTube. Teşekkür ettim. Hadi. İyi günler. Elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan. Peki, neden Recep Tayyip Erdoğan? Yıllardır onu destekliyoruz, onun yolundayız. Teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Kamera gösteriyor mu beni? Gösteriyor seni, çok da güzel çıkıyorsun. Söylemeyeceğim peki, ya. Peki, teşekkür ederim o zaman, iyi günler. Abi isim yok, sürpriz birisi gelsin. Teşekkür ettim. Sizden evet. Bir isim var mı? Var abi. Kimdir? Bence Muharrem İnce'ye gelsin. Peki neden Muharrem İnce diye sorayım? Oyunuz abi. Fiyat. Dur amcam, herkesin kendi fikri. Boş vallahi ver. Vallahi billahi. Neden olmayacak bir adama oy veriyor? Abi bu ülkeyi bence kurtaran evet, adam olsa, bence bu ülkeyi kurtaran olursa o adam kurtarır abi. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Şimdi şöyle, yaklaşık 49 yaşındayım ve iyisini ve kötüsünü gördüm. Ülkenin ne şekilde yöneltildiğini de gördüm daha önce de.
Şu anda ekonomi kötü olabilir ama bu dünya çapında böyle. Bu da böyle biline ki bunu bir çok cahil insanlarımız bilmiyor. Ben esnafım bu arada. Şimdi gençlerin hiçbir fikri yok bence. Sadece konuşuyorlar. Öyle de demiyorsun. Şimdi şöyle bilinçli konuşmak gerekiyor. Değişebilir, değişim belki gerekli olabilir. Ama şu anda ülkemiz o kadar kaos, kötü bir durumda ki bilgi birikimli olan insanların olması bizim daha çok ayrımıza olacaktır. Doğru mu? Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Neler yapmadı ki? Yani yaptığını söylerim, yapmadığını değil. Neler çektik neler zamanında. Çocuğum ameliyat oldu. Bir ay beklemişim, 4 tane ilaç için. Doktor elimden ilacı aldı. Başka biriyle, birisine parasıyla sattı. Bana gönderdi, bir daha bekletti. O günlere de şükür, bugünlere de şükür. Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Neden Recep Tayyip Erdoğan diye soralım. Şimdi karşı tarafa bakmamız gerekiyor önce. Karşı tarafta bizim hiçbirimizin reddetmediği bir şey var. Nedir? PKK terör örgütü müdür? Terör örgütüdür. Hiçbirimiz buna hayır diyemeyiz. HDP, PKK bizim arka bahçemizdir. Biz onun siyasi kuruluşuyuz diyor mu? Diyor. Bununla HDP ile ittifak halinde görüşen kim? CHP. Biz bu sayede bunlara, ya kimse kusura bakmasın, ben bu ülkede bölücülere oy veremem. Teşekkür ederim. Benim cumhurbaşkanım kim olabilir? Tabii ki Erdoğan olur. Neden Erdoğan? Ben Erdoğan'ı deyince kendimi güvende hissediyorum. Vatan bayramımın güvende olduğunu hissediyorum. Onun için Erdoğan diyorum her zaman. Millet İttifakı'na oy verirsem kendimi güvende hissetmeyeceğimi düşünüyorum. Çoluk çocuğum geleceğimi onlardan görmediğim için. Yarın bizi de Suriye'nin durumuna düşüreceklerini düşünüyorum. Çünkü bir güven vermiyorlar bana Millet İttifakı. Erdoğan. Neden Erdoğan? Ay, hoşumuza gidiyor mu? Teşekkür ederim. İnşallah Selahattin Demirtaş olacak. Kendisi adaylığı ve HDP bir aday çıkarmadı biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde kim oyu kullanacaksınız? Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum ama çok da güvenmiyorum. Arkada o iyi bir insana benziyor ama arkasındaki bilmiyorum yani. Ya şu an Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Şu anda Selahattin Demirtaş. Ya Selahattin Demirtaş tabii ki Selahattin Demirtaş ama aday maalesef değil. Aday değil şu anda Kılıçdaroğlu. Aday değilse yine HDP'ye vereceğiz. HDP'ye vereceğiz zaten ya. Sen niye Kılıçdaroğlu diyorsun? HDP aday çıkarmadı. Buradan size söylemiş olayım. Çıkarmadı. Yok çıkarmadı. Çıkarmıyor. Resmi adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Kim oy vereceksiniz? Kime? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce, Sinan Oğan. Kılıçdaroğlu'ya vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu? HDP yardım ettiği için. Başka söyleyemiyorum. Neden biliyor musun? Bu öyle bir dünya gelmiş ki her şey para olmuş ya. Dini, imanı para olmuş. Babam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Nedeni yok ki abi. Adam her şey yaptı. Diğerleri ne yaptı? Her şey yaptı adam. Bugüne kadar insanlar ona destekleniyorlar. Bugüne kadar ona destekleyecekler. Vallahi benim Cumhurbaşkanı adayı biz Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam size? Biraz değişiklik olsun. Biraz değişiklik olsun. Bak görmüyorsun ortalığı, görmüyorsun her şey. Bak eskiden bu tavuğun kilosu kimse zaten almıyordu. Kilosu 5 liraydı. Şimdi 55 milyon oldu. Yazık, günahtır. Artık biraz değişiklik olsun. Erdoğan. Neden Erdoğan? Becerikli. Yetenekli. Beceriyor işi. Hem parti idare ediyor hem ülkeyi idare ediyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Çok sevdiğimizi dik durduğu için. Sizin adayınız kimdir? Doğru söylüyor. Kimdir? Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Neden mi? Dünyada dik duruşu var. Anladın mı? Teröre karşı. Bak adam 11 il gitti. Çatır çatır çalışıyor, gör ne? Temel atıyı. Öbürleri ne yapıyor? Kimisi makarnık alacak, kimi şey edecek. 7-9-10 tane kendini bilmezler şey etmişler, bir yere gelmişler. O diye ben şu bakanını isteyeyim, öbürü diye ben şu bakanını isteyeyim. HDP diye ben İçişleri Bakanını isteyeyim, Milli Savunma Bakanını isteyeyim. Tayyip onun için. Şu andaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyorum, iyi insan, Türkiye'yi iyi yönetiyor. 20 seneden beri memnunuz. Teşekkür ettim, iyi günler diliyorum. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Ondan başka adam mı var ki? Gerisi kıl kuyruk. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Sevdiğim için. Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan diye sorsam size? Neden mi Erdoğan? İyi çalışıyor. İyi çalışıyor onun için. Teşekkür ederim, iyi günler.